5. mesele kelamın servet ve vusati ise nasıl sureti terkip nefsi maksadı gösterir öyle de müstetbeatının telmihatıyla ve esalibin işaratıyla garazın levazım ve tevabiini göstermek ve ihtizaza getirmektir. Zira telmih ve işaret ise Sakin olan hayalatı ihtizaza ve sakit olan cevanibini söylettirmekle kalplerin en uzak köşelerindeki istihsanı ve alkışlamayı tehic etmeye büyük bir esastır. Evet, telmih ve işaret ise yolun etrafını temaşa ile tenezzüh etmek içindir. Kast ve talep ve tasarruf için değildir. Demek, mütekellim onda mesul olmaz." Eğer istersen bu beyitlerin içlerine gir. Bir derece seyre şayan noktalar vardır. İşte çal olan atına binmiş, nazenin karşısında gençlenmek isteyen ihtiyar babanın sakalının içine bak. Belaatın çok anahtarlarını bulacaksın. Al kapıları aç, işte. قَالَتْ كَبِرْتَ وَشِبْتَ قُلْتُ لَهَا ''Hazâ gubâru ve kâii dehr Yani dedi, ihtiyar oldun.'' Dedim, ''Değildir. Belki mesai bi'-dehrin gürültüsünden, ayakları altında çıkıp sakalıma konmuş bir beyaz gubardır. Hem de, ''Ve lâ yuravvi'-ki imâdul katîri bih, fe inne zâkebtisâmur ra'i edep Yani, sakalamın beyazlanmakla parlaması seni korkutmasın. Zira nur-u mütecessim gibi dimadan erimiş, sakaldan mecra bulup kendini gösteren fikir ve edebin tebessümüdür. Hem de وَعَيْنُكَ قَدْ نَامَتْ بِلَيْلِ شَب۪يبَتٍ فَلَمْ illa اِلَّا بِصُبْحِ مَش۪يبٍ Yani gece gibi gençlikte gözün nevmi gaflette dalmış, ancak subh misal olan sakalın beyazıyla uyanabildi. Hem de وَكَأَنَّمَا لَطَمَ الصَّبَاحُ جَب۪ينَهُ فَقْتَصَّ مِنْهُ وَخَادَ ف۪ي اَحْشَائِهِ Yani ciriti istemek yolunda sabah, atımın yüzüne yedi beyzasıyla bir tokat vurdu. Atım dahi kısasını almak için tayyar olan subha erişti, yere vurdu, içinde dört ayağıyla gezindi. Demek atım çaldır. Hem de keenne kalbi uşahaha iza khatarat ve kalbaha kulbuha Yani kalbim maşukumun kemeri gibi hareket ve hışhış hış etmekte. Onun kalbi ise onun bileziği gibi sükun ve sükuttadır demek beli ince, bileği kalın olduğu gibi, kalbim müştak, onun kalbi mustanidir. Demek hüsn ve aşkı ve istinayı ve iştiyakı bir taş ile vurmuştur. Hem de ve alqa bi sahra al ghabiti nuzul al zil ayab al muhammal. Yani taciri Yemeni gibi yağmurdan gelen sel yüklerini, eskallerini, gabit sahrasını attı. Nasıl ki bir tüccar, akşamda bir köye gelse, gecede köylüler rengarenk eşyalarını satın alsalar, sabahleyin herkes bir renk ile süslenmiş olduğu halde evinden çıkıyor. Hatta köyün çobanı dahi kırmızı bir mendili bağlıyor. Öyle de sel, sahraya yükünü attığı gibi, ticareti hafiyeye benzer imtizacatı ı kimyeviye ile çiçeklerin nazeninlerine güya renga renk elbise alınır dikilir. Hatta çiçeklerin çobanı ıtlakına şayan olan kefne başını kırmızılaştırıyor. Kefne dikenli ihrak edilir bir da mahsulüdür. Hem de غار الوفاء vefâdal gadru وانفرجت mesafetul hulfi beynel kavli vel amel. Yani vefa, gavr in idama çekildi, tufanı gadir feverana başladı. Kavl ve amel ortasında uzun bir mesafe açıldı. Uzağa gitmek istemiyorsan, bu makalenin bir parça makabline nazar et. Bu meseleye numune olmak için çok parçaları bulacaksın. Ez cümle, Ayatın delaili icazının miftahı ve esrarı belagatının keşşafı yalnız belagat arabiyedir. Felsefe-i Yunaniye değildir. Veyahut makale-i ulada olan mesele-i ulanın hatimesindeki işarete bak. İşte hilkat denilen şeriat-ı fıtriye, meczup ve misafir olan küre arza farz etmiştir ki, şemse iktida eden yıldızların safında durmak, şüzuz etmemek. Zira zemin zevciyle beraber, eteyne ta'i'in demişlerdir. Taat ise cemaatle daha ahsendir. Şimdi teemmül et. Bu misaller karşı ve arkalarından öyle makamatı gösterir ki, arkalarından başka makamat, hayal meyal gibi başını çıkarıyor. Altıncı mesele, kelamın semeratı ise tabakat-ı muhtelifede, süveri müteaddide de teşekkül eden meanidir. Şöyle, kimyaya aşina olanlara malumdur. Bir maddeyi, mesela altın gibi bir unsuru istihsal edildiği vakit, makine veya fabrika ile, müteaddit borular ile, muhtelif teressubatıyla, mütenevvi teşekkülat ile tabakatı mütefavitede geçer. En nihayet ondan bir kısım tahassül eder. Kelam denilen meani-i mütefavitenin fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir haritanın istiab ettiği gibi. Mefahimi mütefavitenin sureti teşekkülü budur ki, tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım ihtisasatı ihtizaza gelmekle müyulat tevellüd eder. Ondan hevai manalar, bir derece aklın nazarına ilişmekle aklı kendine müteveccih eder. Sonra o buhar halindeki mana, bir kısmı tekasüf etmekle, temayülat ve tasavvuratın bir kısmı muallak kalıp, bir kısım dahi takattür ettiğinden akıl ona rağbet gösterir. Sonra mai halindeki kısımdan bir kısım tasallub ve tahassül ettiğinden akıl onu kelam içine alıyor. Sonra o mutasallibden bir resmi mahsus ile temessül ve tecelli ettiğinden akıl onun kâmetine göre bir kelam mahsus ile onu gösterir. Demek müteşahhıs olanı kelamın sureti mahsusası içine alıyor.'' ve tasallub etmeyeni fehvanın eline verir ve tahassül etmeyeni işaret ve keyfiyeti kelama yükler ve takattür etmeyeni kelamın müstedbeatına havale eder ve tebahur etmeyeni üslubun ihtizazatına ve kelam ile refakat eden mütekellimin etvarıyla rapt eder. İşte bu silsilenin borularından ismin müsemması, ve fiilin manası ve harfin medlulü ve nazmın mazrufu ve heyetin mefhumu ve keyfiyatın mermuzu ve müstedbeatın müşarın ilehleri ve hitabı teşhi eden etvarın muharrikleri hem de dallum bil ibarenin maksudu ve dallum bil işaretin medlulu ve dallum bil fehvanın mefhumu kıyasisi ve dalun bil iktizanın manayı zarurisi ve daha başka mefahim umumen bu silsilenin birer tabakasından in ikad eder ve şu madenden çıkar. Eğer seyretmek istersen kendi vicdanına bak. Şu meratibi göreceksin. Şöyle senin mahbubun vakta gözünüzün penceresinden Şu'a ve berki hüsnünü vicdanınıza ilka ederse o aşk denilen nar-ı mukade birden yandırmaya başladığından hissiyat iltihaba başlamakla amal ve muyulat dahi heyecana gelip birden o amaller üst kattaki hayalin tabanını deler. İmdat istediklerinden o hazinetül hayalde saf beste hareket ve mahbubun mehasinini ellerinde tutmuş veyahut onun mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden, başkasının mehasinin de işba olunmuş olan hayalat ise, o amalin imdadına koşarlar, beraber hücum edip, hayalden lisana kadar inmekle beraber, zülali visale olan meyli arkalarında ve firaktan olan teellümü sağda ve tazim ve teedib ve iştiyakı sola ve terahhum ve lütfu iktiza eden mahbubun mehasinini önlerine ve hediye olarak medihanın gerdanını ve senanın dürlerini ellerine almakla beraber o ennarul muqadah ıtlakına şayan olan o ateşi söndürmek için zülali visali celbeden tavsifi bilfezail ile arz hacet ederler. İşte bak kaç tabakatta bildiğin manadan başka ne kadar maani başlarını çıkarıp görünüyor. Eğer korkmuyorsan İbni Farid'in veya Ebu Tayyib'in جزارندن مدهش ألا فيجدان لرنبك فيجدان ترجمان غرست باللحظ وردا فوق وجنتها حق لطرف أن يجني الذي غرس همد فللعين والأحشاء أول هل أتى تلا عائدي الآسي وثالث تبت همد صد حمى ظمئي لماك لماذا ve kalbi sar minhu juzaza hem de ala cemrin zekiyin min el gaza aynaya fi rawdin min alhusni gör ve dinle ki çendan gözleri cennette tenezzüh eder fakat vicdanlarındaki cehennem tazib eder öyle de mehasinine işaret ve istinasına remiz ve teellümü firaka ima ve şevke tasrih ve talebi visale telvih ve terahumunu celbeden hüsnüne tansis etmekle beraber hissiyatını tahrik eden heyeti etvarıyla çok hayalatı rakikayı göstermişlerdir. İşaret nasıl bir hükümetin intizamında her memura istidadı nisbetinde vazife derecesinde hizmet miktarınca ücret vermek lazımdır. Öyle de böyle meratibi mütefavit eden ihtilad eden manalar ise garazi külli olan mesuku lehül kelamın merkezine kurbiyet nisbetinde ve maksuda hizmet derecesinde her birine inayet ve ihtimamda hisse ve nasiplerini taksimi adil ile tefrik etmek gerektir. Ta ki o muadeletle intizam ve o intizamdan tenasüp ve o tenasüpten hüsnü vifak ve o hüsnü vifaktan hüsnü muaşeret ve o hüsnü muaşeretten kelamın kemaline bir mizan tadil çıkabilsin. Yoksa vazifesi hizmetkarlık ve tabiatı çocukluk olanlar, büyük rütbeye girmekle tekebbür eder. Tekebbür etmekle tenasübünü bozup muaşereti teşviş eder. Demek, kuyudat kelamın istidatlarını nazara almak gerektir. Evet, her şey istidadın nisbetinde terfi etmek lazımdır. Zira görünüyor ki, göz burun gibi bir aza, ne kadar güzel olursa, hatta altından olursa, haddinden büyük olduğu halde sureti çirkin eder. Tembih, nasıl bazen en küçük bir nefer bir hizmete mesela düşman ordusuna keşfi raze gider, müşir gidemez. Veyahut bir küçük talebe yaptığı işi büyük bir alim yapamaz. Çünkü büyük adam her şeyde büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi sanatında büyüktür. Kezalik o meani mütezahime içinde bazen bir küçük mana riyaset eder. O kıymetdar oluyor. Zira onun vazifesi şimdi gelecek bir esbab ile ehemmiyetlidir. Buna işaret eden ve kıymetine menar olan sarih hüküm ve lazımı karibinin ademi selahiyetidir ki onun hatırası için irsal lafız ve sevki hitap edilsin ve kelam dahi postacılık etsin. Zira ya bedihi ve malumdur, görünüyor veyahut hafif ve zayıftır, asıl garazda ehemmiyeti yoktur. Veyahut onu hüsnü telakki ve kabul edecek ve ona kulak verecek muhatap yoktur. Veyahut mütekellimin haline muvafakat ve tekellüme dâi olan arzuya hizmet edemez.'' veyahut muhatabın şen ve haysiyetine imtizaç, istimzaç edemez. Veyahut kelamın makamında ve müstedbeatın tevabiinde ecnebi görünüyor. Veyahut garazın muhafazasına ve levazımın tedarikine müstahit değildir. Demek her bir makamda bu esbablardan yalnız birinin sözü dinlenir. Fakat umumen ittihad etseler, kelamı en yüksek tabakaya çıkartıyorlar. Hatime, bazı maani muallaka vardır ki, bir şekli muayyenesi ve bir vatan hususiyesi yoktur. Müfettiş gibi her bir daireye girer. Bazı kendine hususi bir lafız takıyor. Bu muallakatın bir kısmı ise harfiye ve hevaiye gibidir. Başka kelime onu derununa çeker. Bazen bir cümleye belki bir kıssada nüfuz eder. Ne vakit o cümleyi ezdirirsen, ruh gibi o mana takattur eder. Mesela hasret ve iştiyak ve temeddü ve teessüf ile ahir gibi manalardır. Yedinci mesele, belagatın ugde hayatiyesi, tabiri diğer ile beyanın felsefesi veyahut şiirin hikmeti ise, hariciyatın nevamisi ve mek'aisini temessül etmektir. Şöyle, Hakaiki hariciyedeki kanunları, kıyası temsili cihetiyle ve deveran tarikiyle ve vehmin tasarrufuyla şairane olan maneviyat ve ahvalde yerleştirmektir. Demek ayine gibi, hariçten in ikas eden hakikatin şualarını temessül eder. Güya kendi sanat hayaliyesiyle ve nakş-ı kelamisiyle hilkat ve tabiatı taklit ve muhakat eder. Evet, kelamda hakikat olmaz ise de en ekal şebih ve nizamından istimdad etmek, ve onun danesi üzerinde sümbüllenmek gerektir. Fakat her danenin mahsus bir sümbülü vardır. Bir buğday, bir ağaç kadar sümbüllenmez. felsefeyi beyan nazara alınmaz ise, belagat hurafat gibi, hayal gul gibi, Sami'ye hayretten başka bir fayda vermez. İşaret, Felsefeyi beyaniyeye müşabih, nahvin dahi bir felsefesi vardır. O felsefe ise vazığın hikmetini beyan eder. Kütüb-ü nahivde mezkur olan münasebat meşhure üzerine müessestir. Mesela bir mamule iki amil dahil olmaz ve hel lafzı fiili gördüğü gibi sabretmez visal ister. Hem fail kuvvetlidir kavi olan zammeyi kendine gasp eder. Mesela, hariç ve kainatta cari olan kanunların birer aksi misalisidir. Tembih, bu münasebat nahviye ve sarfiye olan hikmet vazı ise, felsefeyi beyan derecesinde olmaz ise de pek büyük bir kıymeti vardır. Ez cümle, İstikra ile sabit olan ulumu nakliyeyi ulum akliyenin suretlerine çeviriyor. 8. mesele meani beyaniyenin aşılaması ve telkihi ve manaların becaiş ve inkılapları kelimenin manayı hakikisi ya garaz veyahut manayı muallakadan birisini teşerrüp ve içine cezbetmektir. Zira içine girdiği vakit sahibül beyt olan hakikate ve esasa dönüyor. Ve asıl lafzın sahibi olan mana ise bir sureti hayatiyeye dönüyor, ona medet verir ve müstedbeattan istimdat eder. Bu sırdandır ki, kelime-i vahidenin meani-i müteaddidesi oluyor ve becaiş ve telkihat bundan çıkar. Bu noktadan gaflet eden büyük bir belagatı kaybeder. İşaret, bir şey merkep ve binilmiş ise ala lafzına müstahak olduğu gibi, zarf gibi içine aldığından fi lafzını ister. Tecri fil bahr gibi. Hem de bir şey alet olduğundan ba lafzını ister. Sa'at tussatha bis sullam gibi ve mekan ve merkep olduğundan fi ve ala lafızlarını dahi ister. Hem de gaye olduğundan ila ve hatta lafızlarını ister. İllet ve zarf olduğundan lam ve fi lafızlarını dahi ister. Ve şemsu tecri li mustaqar gibi. İşte sermeşk sen de kıyas edebilirsen et. Tembih bu mütedahil manaların hangisi daha ziyade senin garazına temas eder ve maksada sıla rahim vardır, ileriye sür ve izhar et. Bakileri ona teşhi edici yaptır. Yoksa senin tarzı ifaden, haşmet ve zineti beyaniyeden çıplak olacaktır.''